Merhaba Nesin.com ile Çarşamba Bülteni ile karşınızdayım. Bugünden sizler için 4 tane maç seçtim. İlki 556 kodlu Malmö-Zalgiris maçı. Burada Malmö'ye verilen galibiyet oranı 1-10 oldukça düşük. Ama ben bu maçı kupon tamamlamak amacıyla bugün için sizler için seçtim. En az 4 maç oynandığı için 4. maç olarak bence Malmö'nün galibiyetini değerlendirebiliriz. 1-10'luk bir oranı var. Malmö'nün gücü rakibinin çok üzerinde ve bu eleme karşılaşmasında bana göre Malmö iyi konsantre olup evinde rahat bir galibiyet alarak rövanşa rahat çıkmak isteyecektir. Bunu da başaracak güçleri var. Malmö'nün dediğim gibi 1-10'luk galibiyet oranı var ama ben bunu 4 maça tamamlamak amacıyla, yani kuponları 4 maça tamamlamak amacıyla kullanılabileceği için seçtim. Sizlere bu şekilde öneriyorum. 557 kodlu Bate Borisov Dundalk maçı. Bate Belarus Ligi'nin en etkili, en güçlü takımlarından birisi. Daha önceki sezonlarda da yakın zamanda da çok Avrupa'da ses getiren sonuçlar aldılar. Çok iyi mücadele ettiler. Dundalk, İrlanda takımı. Dundalk'a göre kesinlikle bu konuda hem tecrübe hem kalite fazlalıkları var. Bate'nin ben Dundalk'a karşı zorlanacağını düşünmüyorum. Bu tarafta, bu karşılaşmada Dundalk tarafında bir handikap var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bate'nin maçı kazanmış sayılması için iddiaya göre en az 2 fark atması gerekecek. Ben Bate'nin çok rahat bir şekilde galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Hani bu 2 farkta bile kalmayabilir. 3'ü 4'ü bulabilir. Bu anlamda ben Bate'nin bir handikabı aşarak galip geleceğini düşünüyorum ve buna verilen oranda 1.95 bence oldukça cazip. 557 kodlu karşılaşmada Bate'nin Dundalk'a karşı handikaplı galibiyeti değerlendirilebilir. 562 kodlu Celtic Saint-Germain maçı. Burada da bir handikap durumu var ama burada 2 handikap var. Yani Celtic'in Saint-Germain'ı yenmiş sayılması için en az 3 fark atması gerekecek. Saint-Germain İzlanda takımı. İzlanda futbolu ülke milli takım düzeyinde yükselişte ama kulüp takımları bunu çok fazla sağlayamadı, başaramadı. Yükselişe geçtiklerini söylememiz zor. Celtic tarafına baktığımızda zaten İskoçya'nın en güçlü takımlarından birisi. Kadroya önemli isimleri kattılar. Bunlardan birisi de Türk oyuncu Nadir Çiftçi. Hatta Nadir Çiftçi geldikten sonra oynadığı hazırlık maçında gol de attı. Çok etkili bir forvet oyuncusu gerçekten. Celtic'e yararı olacaktır. Celtic'in ben Saint-Germain karşısında zorlanmadan galip gelmesini bekliyorum. Köklü, güçlü bir takım. En az 3 fark atacaklardır. Burada Celtic'in 3 fark atmasına verilen oran 1.55. Bana göre ideal tercihler arasında, hatta direkt aklımdan geçen skorda 3-0. Celtic 3-0'lık bir skor, en az 3 farklı bir skor bulup İzlanda deplasmanına, ki zorlu olduğunu biliyoruz, rahat çıkmasını bekliyorum. 564 kodlu Dinamo Zagreb-Folaeş maçında da aynı durum söz konusu. Folaeş tarafında 2 handikap var. Folaeş de Lüksemburg temsilcisi. Zayıf bir takım. Dinamo Zagreb'in de Hırvatistan'ın çok güçlü takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Gerçekten iç sahada, özellikle iç saha performansı çok daha yüksek oluyor. Folaeş gibi zayıf bir rakibe karşı da işi rövanşa bırakmak istemeyeceklerdir. Rahat bir galibiyetle Lüksemburg deplasmanına rahat gitmek isteyeceklerdir ve Dinamo Zagreb'in ben Folaeş'e en az 3 fark atmasını bekliyorum. Handikaplı tercihlerde ben bugün beklentim yüksek ve bütün, yani bu saydığım Bate, Celtic, Dinamo Zagreb takımların çok rahat bir şekilde handikapları aşmasını bekliyorum. Bunlara ek olarak dediğim gibi bu 4 maç, en az 4 maç oynanabildiği için 4. olarak da Malmö'yü tamamlama maçı olarak kullanabilirsiniz. Bugün size aktardığım maçlar bu şekildeydi. Herkese yapacakları kuponlarda bol şans diliyorum.